Emekliler için güzel haber, Ocak 2025'te üçlü zam paketi yolda. Milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zamlarla ilgili gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Emeklileri Ocak ayında üçlü zam bekliyor. Milyonlarca emeklinin gözü, 2025 yılının ilk ayında gerçekleşecek maaş artışlarında. Hükümet, emeklilere yönelik kapsamlı bir zam paketi hazırlıyor. Bu paket, enflasyon artışı, refah payı ve taban aylık artışı olmak üzere 3 temel bileşenden oluşuyor. Enflasyon oranları ve beklenen artışlar Emekli maaşlarındaki artış oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine dayanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, TÜİK, açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında i323, Ağustos ayında ise i lik bir enflasyon yaşandı. Merkez Bankası'nın 2024 sene sonu enflasyon tahmini %38 ile %42 arasında değişmekte. Bu tahminlere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları i 1064 ile i 1384 arasında olabilir. Orta vadeli programda öngörülen i 41 5'lik yıl sonu enflasyonu baz alındığında, emeklilerin zam oranı yaklaşık i 1344 olarak hesaplanıyor memur emeklilerinin ise %9.31'lik bir zam alacağı düşünülüyor. Ancak, bu oranlar kesinleşmeden önce, yılın son çeyreğindeki ekonomik gelişmeler belirleyici olacak. Taban maaş düzenlemesi ve refah payı Hükümet, en düşük emekli maaşını da gündeminde tutuyor. Temmuz 2024'te 12.500 TL'ye yükseltilen taban maaşın, Ocak 2025'te yeniden artırılması planlanıyor. Mevcut tahminlere göre taban maaşların 14000 Türk Lirası ile 15000 Türk Lirası arasında bir seviyeye çekilmesi bekleniyor. Bu artış, düşük gelirli emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, enflasyon artışına ek olarak bir refah payı uygulaması da gündemde. Bu uygulama ile tüm emekli grupları arasındaki maaş artış oranlarının eşitlenmesi ve toplam artışın %20 civarında olması hedefleniyor. Hükümet yetkilileri bu üçlü zam paketinin emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve ekonomik zorluklar karşısında onları desteklemeyi amaçladığını vurguluyor.